Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Otomotiv Konferansı'na ikinci kez katılıyoruz. Hepiniz için keyifli ve bol paylaşımlı bir konferans olmasını diliyorum. Bugün sizlere tesislerimizde devreye aldığımız dijital ve robot otomasyon uygulamalarımızı anlatacağım. Üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz projelerimiz de var. Onlardan da kısaca bahsedeceğim. Öncelikle şirketimi kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Aslanlar kimdir, ne yapar? Birkaç slide onlar üzerinden geçelim. Daha sonrasında proje detaylarımıza geçeceğiz. Şirketimiz Kibar Holding ve Koreli Otomotiv Tedarikçisi Seyoneva ortaklığı. Bu yıl 20. yılımızı kutladık. Kibar Holding'in sektörel deneyimleri Seyoneva'nın da global operasyon gücüyle tüm ulaşım araçları sektörüne en iyi ve özgün çözümleri sunmaya çalışıyoruz. Kocaeli ve Bursa'da 4 tesisimiz var. Yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple üretim yapıyoruz. Bakanlık onaylı ARGE merkezimizde bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 29 fikri mülkiyet hak elde ettik. Değerlendirme sürecinde olan bir bu kadar da çalışmamız mevcut. İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyük şirketleri sıralamasında geçen yıl 246 milyon dolar ciro ile 159. sırada yerimizi aldı. Genç bir ekibiz, yaş ortalamamız 33. Beyaz yaka çalışanlarımız %87'si lisans, %13'ü ise lisans üstü ve doktora eğitimi almış. Bayan çalışan sayımız sektör ortalamasının çok üzerinde. Ürün portföyümüz çok geniş. Bu kadar geniş ürün portföyüyle çalışan Türkiye Otomotiv Yan Sanayisi'nde başka bir şirket yok. Ana ürün grubumuz koltuk sistemleri. Tüm ulaşım araçlarına, bilek araç, hafif ticari araç, ağır ticari araçlar için koltuk üretiyoruz. Koltuk sistemlerinde en yeni ürünümüz kamyon ve otobüsler için geliştirdiğimiz havalı süspansiyonlu sürücü koltuğu. Bu ürün için önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde 32 milyon euroluk bir yatırım planlıyoruz. İkinci ana ürünümüz modüler plastik sistemler. Full montajlı tampon, kapı paneli, kokpit ve radyatör taşıyıcı modül üretiyoruz. Diğer yan ürünlerimiz, destekleyici ürünlerimiz ise plastik enjeksiyon ve şişirme parçalar. Halı, tavan ve şapkalık gibi ses söyleme amaçlı kullanılan parçalar. Aslan Halil'in Türk Hava Yolları ortaklığı bir kardeş şirketi var. Şirketin ismi TSI. Kendi tasarladığı uçak koltuklarını Türkiye ve Amerika'daki tesislerinde üretiyor. Bu kardeş şirketimizin ürünlerini bu ürün domu içerisinde göstermedik. Ekonomi sınıfı koltuklarımız seri imalatta. Bizim sınıfı koltuklarımızın da geliştirme süreci devam ediyor. Dünya 2020'li yılların başında megatrendlerin etkisini büyük bir şiddetle hissedecek. Bu durum büyük bir değişim, hatta devrim olarak bile nitelendirilebilir. Değişimden fayda sağlamak için söz konusu trendleri yakından takip etmeliyiz. Her bir trend için aksiyon planları oluşturmalı ve hayata geçirmeliyiz. Sanayimizin de megatrendlerin etkisiyle değişim göstermesi maalesef kaçınılmaz olacak. Buna uyum sağlayan şirketler büyüyecek, uyum sağlayamayanlar da bir zaman sonra maalesef yok olup gidecek. Yakın geçmişe baktığımızda sanayinin gelişimini kısaca şöyle özetleyebiliriz. Dünyamız sanayileşmeyle ilk kez 1800'lü yıllarda su buharının bulunmasıyla tanışıyor. Ve sanayileşme ardından makineleşmeyi getiriyor. Amerika'nın elektrikle tanışması ve seri üretimin başlamasıyla birlikte sanayideki ürünler ulaşılabilir bir noktaya geliyor. 1970'lerde elektronik ve bilgi teknolojilerinin devreye girmesiyle otomasyon çağı başlıyor. Ve günümüze geldiğimizde Endüstri 4.0 konuşuyoruz hemen hemen her gün. Endüstri 4.0'ı teknolojinin gelişimi ve dijital dönüşümle birlikte oluşan verimlilik potansiyeli sonucu ortaya çıkmış bir kavram olarak nitelendirebiliriz. Bu dönemde ağırlıklı olarak
otonom sistemler ve sanal ortamlardan bahsedebiliriz. 2020 yılında yaklaşık 50 milyar cihazın birbiriyle iletişim halinde olacağı tahmin ediliyor. Endüstri 4.0 yakın gelecekte bizler için tehdit mi olacak yoksa fırsat mı olacak diye her gün birbirimize soruyoruz. Bu konuda kişisel görüşlerimi de aktarmak istiyorum. Türkiye'de sanayinin dijital olgunluk seviyesinin 2.5 seviyelerinde olduğu düşünülüyor. Türk sanayinin önünde ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Dünyada bir miktar gerisindiği zaman aynı zamanda da bizim için büyük bir fırsat. Sanayideki dönüşümü gerçekleştirmeyi başarabilen ülkeler ve şirketler önemli bir rekabet üstünlüğü elde edecek. Belki bu kez teknolojide dünya fonlarını yakalama şansımız olacak Türkiye olarak. Endüstri 4.0 bizleri hepimizin yakından bildiği 3 kavrama odaklıyor. Bu kavramlardan ilki time to market, ürün yaşam döngüsünü en etkin ve hızlı kullanarak ürünlerimizi pazara sunmak zorundayız. Tüm müşterilerimizin bizden beklentisi bu yönde. İkincisi esneklik, müşterilerimizin değişken ürün çeşitliliği ve teslimat beklentilerine tam ve zamanında uyum sağlamak zorundayız. Üçüncüsü ise hepimizin yakından bildiği ve üzerinde çok uzun zamandır çalıştığı verimlilik. Bu saydığım odaklarla Endüstri 4.0 uygulamalarını etkin ve doğru bir plan çerçevesinde uyguladığımızda bu fırsatı, bu süreci fırsata çevirebileceğimizi düşünüyorum. Aslan Halil olarak Endüstri 4.0 ile ilgili uzunca bir süredir çalışıyoruz. Endüstri 4.0 ile gelecek değişimin farkındayız. Sektör trendleri ve paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda vizyon ve misyonumuzu geçen yıl güncelledik. Bu yılda vizyonumuzu gerçekleştirecek stratejik iş planlarını oluşturuyoruz. İş planımızda pek çok sistem ve süreç iyileştirmesi mevcut. İyi uygulama örneği olduğunu düşündüğüm 4 tanesini sizlerle paylaşacağım. Örnek 4 projemizin ilki Doruk. Aslan Halil güçlü bir teknolojik altyapıya ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaç nedeniyle bu projemiz doğdu. Bu projede uçtan uça süreç yapılandırması gerçekleştirdik. 196 sürecimizi tekrar gözden geçirdik. Hedef süreçlerimizi tasarladık ve çalışmaların sonucunda süreç sayımızı 156'ya indirdik. Tüm süreçlerimizi ARIS uygulamasıyla dijital ortama taşıdık. Süreçlerin en verimli şekilde çalıştırılmasını sağlamak için SAP'nin son versiyonu S/4HANA'yı almaya karar verdik. Programın entegrasyon süreci devam ediyor. Bu yıl sonu itibariyle projemiz tamamlanacak. Doruk, Türkiye otomotiv sektöründe Simple Logistik kullanılarak yapılan ilk proje. Önümüzdeki dönem yatırımlarımızda Doruk'un sağlamış olduğu esnek ve hızlı entegrasyon sayesinde kararlarımızı en etkin şekilde alacağımızı öngörüyoruz. Big Data'yı anlık ve hızlı olarak analiz edip problemler oluşmadan müdahale etmeyi istiyoruz. Raporlama sistematiği sayesinde de gelişim alanlarımızı tespit etmek istiyoruz. İkinci projemiz koltuk hattı ergonomi ve operatör rotasyonu. Çalışanlarımızın kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltmak için bu projeyi gerçekleştirdik. Toplamda 92 istasyon var koltuk hattımızda. 299 çalışma duruş pozisyonu var. İş yeri hekimi ve iş güvenliği birimi tüm duruş pozisyonlarını inceledi. Risk analizi çalışması yaptı. Ve her bir operasyona bir puan belirledi. Çalışma süresi boyunca yapılan harekete göre ergonomik puanı sistem tarafından hesaplanıyor. Operatörün görme mesafesindeki küçük ekranda ve hat dışındaki büyük ekranda yayınlanıyor. Belirlenen puanın üzerine çıkıldığı durumda ekranlarda rotasyon yapılması gerektiği gösteriliyor ve rotasyon yapılacak istasyon bilgisi gösteriliyor. Oluşan büyük veriyi analiz ediyoruz.
dijital ortamda saklıyoruz. Bu projemiz sayesinde koltuk altımızdaki meslek hastalıkları oranını ciddi miktarda düşürdük. Rotasyon sayesinde ağır ve hafif işi paylaşılır hale getirdik ve iş barışını da sağladık bu sayede. Yine rotasyon sayesinde hattın her istasyonunda çalışacak, toplam 92 istasyonunda çalışabilecek çok basınçlı bir iş gücü oluşturduk. Üçüncü projemiz koltuk hattı ütüleme robotu. Bu projemizi de kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını indirgemek için, azaltmak için gerçekleştirdik. Sektörümüzde ütülemenin robotla yapıldığı ilk ve tek şirketiz. Yakın gelecekte de başka bir örneği olacağını öngörmüyoruz. Belki orta vadede rakiplerimiz de uygulayabilirler. Pozisyon ve basınç datalarını robot hareketlerine aktardık. Ütüleme prosesinin pozisyon sensörleriyle hareketini ve basınç sensörleriyle de basıncını simüle ettik. Bu projemiz sayesinde meslek hastalıklarında ciddi azalma gerçekleştirdik. Operasyonumuzda da standartizasyon sağladık. Bu da kalite performansımızı olumlu anlamda etkiledi. Dördüncü ve son örnek projemiz Hardboard parçasındaki bant yapıştırma operasyonunun robotla yapılabilir hale gelmesi. Bu projeyi üç nedenle yaptık. İlk nedenimiz müşteri taleplerimiz çok sık değişiyordu. Ürün çeşitliliğini yönetemiyorduk istediğimiz hızla. Manuel yapılan operasyonlar kalite problemlerine sebep oluyordu. Ve alan kazancı, birinci fabrikamızda alan kazancı zaruriyetimiz vardı. Gerekli uzunluk ve genişlikte kesilmiş olarak tedarik ettiğimiz bantları sarılmış şekilde muhafaza etmek için ve dönüş hareketiyle otomatik beslemek için özel robot kafası tasarladık. Bu bizim kendi tasarımımız. Robot kafası kendi etrafındaki dönüşüyle bantı besliyor ve gerekli uzunlukta kesilmesini sağlamak için de bir bıçak mekanizması kullanıyor. Bu bıçak mekanizmasını da robot kafasına entegre ettik. Bant yapıştırma pozisyon datalarını robot hareketine aktardık. Şu an seyimayatta bu projemiz ve bu projemiz sayesinde iş gücümüzü daha etkin kullanıyoruz. Operatör sayımızda ciddi bir düşüş sağladık. Operasyonda standartizasyon sağladık. Alan kazancı ve verimlilik artışı sağladık. Sunumumun başında belirttiğim gibi henüz geliştirme aşamasında olan projelerimiz de var. Bunlardan kısaca bahsedeyim. Sunumumu tamamlayacağım. Dört örnek sunumumuza koyduk. İlk örneğimiz robotik vidalama. Ergonomi iyileştirme çalışmaları neticesinde çıkmış bir proje. Kas iskelet ve sinir sistemi rahatsızlıklarına yol açıyor. Operatörün manuel olarak vidalamayı yapması. Bu oranda yine ciddi düşüş hedefliyoruz. Vida prosesinde robotlar kullanacağız. İkinci projemiz otonom hat besleme robotu. Sektörde uygulamaları var ama mesafesi çok kısa ve genelde de dönüş hareketi yaptırılamıyor. Biz biraz challenge etmek istedik. Kocaeli tesisimizde bir turunu yaklaşık 440 metrede tamamlayacak ve bu esnada da 14 adet 90 derece dönüş manevrası yapacak bir robot üzerinde çalışıyoruz. Etrafındaki insan ve nesnelere de duyarlı olacak. Herhangi bir insan veya nesne geldiğinde de kendisini yönetecek. Üçüncü projemiz kalıp içi sensörler. 2020 yılına geldiğimizde yaklaşık 1 trilyon sensörün seri imalatta kullanılacağı öngörülüyor. Prosesteki gözümüz olacak bu sensörler. Anlık data toplayacağız. Kalıbın içerisine basınç ve sıcaklık sensörleri yerleştireceğiz. Bu sensörler sayesinde topladığımız dataları da anlamlandırıp üretimimizi daha verimli ve daha stabil hale getirmeyi planlıyoruz. Son örnek projemiz dikkat oyunu. Son dönemde popüler olan oyun sektörümüzde. Tesislerimizde dikkat oyunları kurduk. Seanslar halinde burada dikkat oyunlarını oynatmaya başladık. Burada çalışanlarımızın zaman yönetimi etkinliğini arttırmayı hedefliyoruz. Bu sayede de stresle daha kolay başa çıkacaklarını düşünüyoruz. Sunuşumu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar hepiniz için keyifli ve bol paylaşımlı bir konferans olmasını diliyorum.